Cengiz Topel Mahallesi Atatürk Caddesi'nde İbrahim Kaya Apartmanı'nın önündeyiz. Burası 5 katlı bir binaydı. Dün bu noktada ben röportaj yapmıştım ve Fidan Fıstık bu binada insanlar olduğunu belirtmişti. Daha sonra ekipler geldi ve gün boyu, akşam, sabaha kadar çalışmalar devam etti. Bu çalışmaların sonucunda da sesler duyuldu. Duyulan seslerden sonra hemen bu gördüğünüz iki katlı binanın alt katından bir yaşam koridoru açıldı ve enkazın altına doğru küçük bir delikten göz teması sağlanmış oldu. Hatice İyide 36 yaşında bir anne ve iki oğlu şu an çıkarılmayı bekliyorlar. Göz teması kurulduktan hemen sonra o yaşam koridorunun genişletilme çalışmaları başlatıldı ve daha sonra sağlık ekipleri içeriye girdi. Sağlık ekipleri serum takviyesi yaptı. Sedyeler içeri girdi. Şu an hazırlıklar yapılıyor. Boyunluklar takılıyordur muhtemelen ve daha sonra bu yaşam koridorundan çıkarılan Hatice İyide 36 yaşında ve iki oğlu burada bekleyen 3 ambulansla hastaneye kaldırılacak. Bu binada daha önce 9 kişi sağ bir şekilde çıkarılmıştı. 3 kişi de yaşamını yitirmişti. Biri ağır yaralı bir şekilde hastaneye kaldırılmıştı. Ama 4. gün olmasına rağmen burada umutlar tükenmiş değil. Dün gece soğuk bir geceydi. -8 derece hava -8 dereceydi. Yerler buz tutmuştu ama bu binada çalışmalar aralıksız sürdü ve daha sonra evet şu an alkışlar eşliğinde Hatice İyide, Naim ve Melih çocukları 9 yaşında ve 7 yaşında bunlar çıkarılıyor. Evet, ben kameramanla öne geçmeye çalışıyorum. Geri çekilecek. Şimdi her saniye çok önemli. Evet, muhtemelen 7 yaşında Melih. 7 yaşındaki Melih kara gözleriyle bizlere bakıyor. Evet. Melih şu an muhtemelen Melih enkazdan çıkarılıyor. Battaniyenin içerisinde Melih hemen hastaneye götürülecek ambulansla. 7 yaşında Melih olduğunu düşünüyorum çünkü yakınlarıyla konuşmuştum. Melih'in 7 yaşında olduğunu belirtmişlerdi. Evet, gerçekten mutlu anlar yaşanıyor. Hem aile, evet, burada ilk duygularınızı alabilir miyiz? Çok sevinçliyim valla. Şey, gözünüz aydın. Aydınlık içinde olsun. Sağ olun, Allah razı olsun. Neyiniz oluyordu? Torunum, evet. Ahmet amcanın torunu Melih'ti değil mi? Melih. Evet, Ahmet amcanın torunu Melih. Melih iyi de çıkarıldı. Şu an evet bakıyorum. Yol açalım lütfen. Yol açalım. Evet. Başına kask takılmış. Hadi. İkinci kişi de çıkarıldı. Mehmet evet. Naim. Mehmet Naim. Melih'ten sonra Mehmet Naim de çıkarıldı. Şu an o da ambulansa alınıyor. Evet, Mehmet Naim de çıkarıldı. Mehmet Naim. Mehmet Naim çıktı. Mehmet Naim. Evet. Durumu çok iyi görünüyor. 9 yaşında Mehmet Naim alkışlar eşliğinde şu an evet ayakta, hiçbir sorun görünmüyor. Sadece çok şaşırılabilir. Onun dışında durumu iyi. Evet. Şimdi de annenin çıkarılmasını, anne Hatice İyide'nin çıkarılmasını bekliyoruz. Gerçekten aile gözyaşları içerisinde burada Ahmet amca var. Torunları, enkazın altından çıkarılanlar torunları. Birazdan da gelini çıkarılacak. Hatice İyide ve iki çocuğu Melih ve Naim. 4 gündür bu binanın, İbrahim Kaya Apartmanı'nın enkazı altında kurtarılmayı bekliyorlardı. Masa ve kaloriferin arasında bir yaşam boşluğu oluşturmuşlardı ve bu boşluktan
bu boşlukta 4 gün boyunca soğuk havaya rağmen yaşama tutunmaya çalıştılar. Ve biraz önce Naim ve Mevi 7 ve 9 yaşında iki çocuk ambulansa bindirildi. Şimdi de annelerini bekliyoruz. Çarşaf, çarşaf. Anneleri Hatice, İde de. Ambulansa çarşaf var mı? Çarşaf. Varsa bir tane daha battaniye. Battaniyeden geliyor muhtemelen. Hatice İde de 36 yaşında. Battaniyeye sarılıp çıkarılacak. Evet. İbrahim Kaya Apartmanı, Cengiz Topel Mahallesi'nde Pazarcık, merkez üssü 7.7 şiddetinde depremle sarsılan ve neredeyse binaların tamamı ağır hasar gören, onlarca binanın yıkıldığı, enkaza dönüştüğü Pazarcık'ta 4. günde umut hala devam ediyor. Bu binadan ilk etapta bina yıkılır yıkılmaz dışarıya çıkmayı başaranlar hemen bu binaya gelip buradan 9 kişiyi sağ salim çıkarmıştı. 3 kişinin de cenazesi bu binadan çıkarılmıştı. Bir kişi de ağır yaralı bir şekilde. Ve şimdi sevinç gösterileri arasında Hatice İde'nin de çıkarılıp hastaneye kaldırılmasını bekliyoruz. Hadi bir mücadele verdiler. 15 saat boyunca sadece o dairden gelen üst üste ulaşmaya amaçladılar. İçeride enkazın olduğu noktada dün burada bu binanın hemen birkaç metre ilerisinde Fidan Fıstık'la bir röportaj gerçekleştirmiştim. Sabah saat 5'e doğruydu. Saat 5'ti hatta. Çünkü bana saati sormuştu. Bu binada insanların yaşadığını ifade etmişti. Ve buraya henüzler gelmemişti. Müsaadeleri yaptıktan sonra ekipler buraya geldi ve burada bir çalışma başladılar. Yaklaşık 15 saattir burada aralıksız bir çalışma yürütüyorlar. Bu çalışmanın sonucunda Hatice İde çocukları Melih ve Mehmet Naim 9 ve 7 yaşlarında ulaştılar ve onları buradan çıkarıyorlar şu an. Evet. Anne Hatice İde de alkışlar etsinde şimdi çıkarılıyor. 4 gün boyunca 72-73 saat boyunca şu binanın enkazındaydılar. Hemen yandaki iki katlı binanın da ikinci katı çökmüştü. Ancak birinci kat sağlam duruyordu ve ekipler buradan bir koridor açtılar yan binanın enkazına ve oradan onlarla göz teması sağlandı. Bunun sonucunda da anne Hatice İde ve iki oğluna anne Hatice İde sapasağlam evet, çocuklarıyla birlikte şu an hastaneye kaldırılacak. Evet. 4 gün boyunca anne ve iki çocuğu için bekleyiş devam etti ve dün burada bu binada İbrahim Kaya Apartmanı'nda bu çalışma başladı. Anne Hatice şu an sedyenin üzerinde hastaneye kaldırılmak üzere, çocuklarıyla birlikte hastaneye kaldırılmak üzere. Evet. Evet. Baş gözünüz aydın. Sağ ol. Gözünüz aydın. Evet. İlk duygularınızı alabilir miyim ben? Çok mutlusunuz, evet. Evet, aile
Şu an ekipler, AFAD ekipleri, UMK ekipleri, sağlık ekipleri, hepsi burada ve onlar da mutluluklarını ifade ediyorlar. Şu an bu ambulansta Hatice iyi de, bu ambulansta Mehmet Naim iyi de, 9 yaşındaydı ve 3. ambulansta da Melih İde var ve hastaneye kaldırılıyorlar. Evet, Melih İde'nin, Mehmet Naim burada iyi görünüyor. Serum takıldı. Melih hemen ikincisinde, anne Hatice İde de üçüncüsünde. Gözünüz aydın. Dün burada çalışma başlatıldı. Dün ben sabah saat 5'te buraya geldiğimde fidan fıstık vardı burada ve kendisi bu binada yaşadıklarını söylemişti. Çok 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 mutlu oldu aile ve şu an hastaneye kaldırılıyorlar. İki çocuğu, evet, bu köpeğin de çok faydası oldu. Bu köpek de burada sık sık binayı tarıyordu ve onun da yoğun çabası oldu. Sabahtan beridir de buradakilerin ilgisine mazhar oluyor. Evet, anne Hatice iyi de, yakınları hemen ambulansa eşlik ediyorlar ve gidiyorlar. Çok mutlu anlar gerçekten. 4 gündür biz de burada bu zorlayıcı şartların altında buradaki bütün gelişmeleri sizlere aktarmaya çalışıyoruz. Ve bu mutlu ana bir kez daha tanıklık ettiğimiz için Mezopotamya Ajansı muhabirleri olarak ben ve arkadaşım Azat Altay, bizler de bu sevinci ailelerle paylaştık. Evet, bu sefer sirenler acı için çalmıyor. Bu sefer bu sirenler umut için çalıyor. Çünkü şu an bu 3 ambulansın içerisinde umut var. Ve umudun adı Pazarcık'ta Hatice, Melih ve Naim oldu. 72 saati aşkın süre boyunca İbrahim Kaya apartmanının altında 4 gün boyunca hayata tutunmaya çalıştılar. Dün tam bu noktada Hatice, tam bu noktada Fidan Fıstık'la röportaj yapmıştım ve kendisi bu binada insanların yaşadığını söylemiş. Saat 5'ti, ben sabaha karşı 5'te buraya gelmiştim ve ne zaman güneş doğacak diye sormuştu. Bir an önce güneş doğsun, artık dayanamıyorum demişti. Elleriyle şu binayı işaret etmişti. Burada insanlar yaşıyor demişti. Ve yaptığımız haberin ardından ailelerin de girişimiyle ekipler bu noktaya geldi 3 günün ardından ve 15 saatlik çalışmanın sonunda bu binadan Hatice İde, çocuklar Naim ve Melih İde sağ salim çıkarıldılar ve hastaneye kaldırıldılar. Şu an bu bina enkaza dönüşmüş ama bu enkazın altından 3 can 4 günün ardından sağ salim çıkarıldı. Evet, bu yayını burada sonlandırıyorum. Umarım ve diliyorum başka umutlu, güzel haberleri de sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.